Bu videoda 1 yaşından küçük bir bebeğe kalp masajının nasıl uygulandığını öğreneceksiniz. Eğer bebek bilincini kaybettiyse yardım çağrısında bulunun. Bebeği sırt üstü yatırın. Bir elinizi bebeğin alnına ve diğer elin parmaklarını çenesinin altına koyarak nefesini kontrol edin. Hava yolu açmak için başını doğal pozisyona eğin. Eğer göğsünde bir hareket görmüyor, nefesini duymuyor ve yanaklarınızda nefesini hissetmiyorsanız bebek nefes almıyordur. Acil servisi arayın. Eğer yakınınızda bir şok cihazına ulaşımınız varsa gidin ve getirin veya bir başkasından olup olmadığına bakmasını isteyin. Eğer şok cihazı yoksa veya gelmesini bekliyorsanız kalp masajına başlayın. Bunu yapmak için iki parmağınızı bebeğin göğsünün merkezine yerleştirin. Göğsün 1/3 kadar derinine bastırarak 30 göğüs kompresyonu uygulayın. Saniyede 2 kompresyon oranı olacak şekilde devam edin. Eğer ağızdan solunumun nasıl yapıldığını biliyorsanız, 30 kompresyon ve 2 suni teneffüsü periyotlar halinde sırayla yapın. Eğer bilmiyorsanız, sadece göğüs kompresyonu yapın. Eğer suni teneffüs yapacaksanız, yapmadan önce bebeğin başını doğal konuma getirin, ağzınızı bebeğin burnu ve ağzının üzerine yerleştirin ve göğsün şişip şişmediğini kontrol edin. Bebek normal şekilde nefes alana kadar, tıbbi yardım gelene ya da şok cihazı kullanıma hazır olana kadar suni teneffüs yapmaya devam edin. Kalp durmasından sonraki birkaç dakikada kurban zayıf bir şekilde nefes alabilir ya da güçlükle soluyabilir. Bunlar nefes darlığı olarak bilinir ve normal soluma ile karıştırılmamalıdır.